tele kulağı protesto için yürüdüler. Protesto edildiler. Hukukçular daima askeri darbelere de sivil darbelere de karşıdır. Eylem içindeki eylem Taksim'i gerdi. Avukatları provoke eden iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Barası tam 48 baro başkanının desteğiyle sokaktaydı. Ülkemiz ve mesleğimiz, geleceğimiz, yargımız için buradayız. Yargıya yapılan saldırıya dur demek için buradayız. Telefonunuzun dinlendiğine endişe ediyor musunuz? Endişe ediyorum ama vız geliyor, tırıs gidiyor. İstediği kadar dinlesinler. Muhalifim, hep de muhalif olacağım. Avukatlarla aralarındaki hakim ve savcılar telekulak iddialarına karşı yargıya ve ülkene sahip çık sloganıyla bir araya gelmişti. Baro Başkanı Muammer Aydın, sistem çöküyor uyarısı yaptı. Bu olanların tekrarını istemiyoruz. Bu olanlara kesinlikle dur diyoruz. Basın açıklamasından sonra başlayan yürüyüşe yol boyunca vatandaşlar da destek verdi. Kimi kalabalığa karışıp Taksim'e çıktı, kimi alkış tuttu. CHP'li milletvekilleri de en öndeydi. Kalabalık Taksim'de Atatürk Anıtı'na gelmişti ki ortalık karıştı. Protestoların ve karmaşanın nedeni bir otelin 7. katından sarkıtılan bu pankarttı. İmzasız alçaklar! İmzasız alçaklar! İmzasız alçaklar! İmzasız alçaklar! Tepkileri bastırmakta baro başkanına düştü. Ne askeri ne sivil. Hiçbir baroda darbeci olmaz. Hukukçudan darbeci çıkmaz. Yüzlerce kişinin otele girmesini polis engelledi. Geçin arkadaşlar. Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı. Hanımefendi. Yasak. Hanımefendi yasak. Bu bir çağırdı. Yok bir şey. Sakin olun. İndirin pankartı nasıl bir şey yok. Nasıl istiyorsunuz? Polisten önce otele giren bazı avukatlar 1703 numaralı odaya girip pankartı indirdi. Eylemi kimin yaptığı anlaşılamadı. Polis otelden hızla çıkmaya çalışan iki kişiyi gözaltına aldı. Avukatlar da baro adına eylemcilerden şikayetçi oldu. Eylemciler Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülürken baronun 3 sayfalık yargıya saygı gösterin çağrısı eylemin gölgesinde kaldı.